istiyoruz. Bu sorularda öncelikle bu toplamı belli bir neticeye sevk etmeniz gerekiyor. Şu toplam belli bir neticeye sevk olmalı. Birden n'e kadar doğal sayıların toplamı n artı 1. Bak şimdi. Çarpı kaç terim var? N terim. N bölü 2'dir. Aşağısı da 3n kare artı n artı 4'tür. Limit n sonsuza giderken. Şimdi burada burayı biraz düzenlersek 1 bölü 2 n kare artı n bölü 2 gelir yukarısı. Aşağısı da 3n kare artı n artı 4. Şimdi limitini şu an alırsam sonuç olarak sonsuzu yazdığım zaman elbette sonsuz bölü sonsuz bölü eşitliği gelir. Sonsuz bölü sonsuz bölü eşitliği gelince ne yapıyorduk? L'Hospital yapıyorduk. O zaman L'Hospital gereği bak şimdi 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı n üzeri 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 duracak öyle kaldı. 6n artı 1 limitini alacağız şimdi. Şurayı silelim. Dur bakayım. Tekrar sonsuz bölü sonsuz geliyor. O zaman tekrar L'Hospital yapıyorum. O zaman cevap dolayısıyla 1 bölü 6 geliyor. Bu kadar. Anlaşılmayan bir yok. Ve şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Siz şimdi L'Hospital biliyorsunuz ya. Önceki derslerden bahsettim de gene bahsedeyim bak şimdi. Limit x sıfıra giderken sinüs 4x bölü kosinüs 5x nedir dediğimde sen şimdi burada doğal olarak arkadaşlar sıfırı yazdığın zaman sıfır bölü bak sinüs sıfır bölü kosinüs sıfır gelir. Bu da sıfır bölü birden sıfırdır bu sorunun cevabı. Şimdi dikkat et. Limit x sıfıra giderken sinüs 3x bölü 5x desem. Burada 0 bölü 0 var. L'Hospital yapacağım. L'Hospital yaparsam arkadaşlar kosinüs 3x çarpı içinin türevi hani içinin türevi bölü 5. Ben şimdi buraya tekrar limitini aldığım zaman tabii ki kosinüs 0 bölü 3 çarpı kosinüs 0 bölü 5 gelir. Kosinüs 0 da biliyorsunuz 1'e eşitti. O da 3 bölü 5. Parçalı fonksiyonların limiti de hani farklı. Onu da hatırlayalım. Mesela şöyle düşünün bak. Fx eşittir. X artı 2 x kare olsun. Ne zaman? X büyük 3 iken x küçük eşit 3 iken. Şimdi arkadaşlar limit x 3'e giderken fx nedir diye sorarız biz. Yani bu soruda öyle sorduk. 1'de 3'de sormayız yani. 3'te sorduk. Bu A şıkkı bu sorunun. Şimdi bunu nasıl yaparız? Şimdi burada soldan limit alacağım. Limit x 3'e soldan yaklaşsın. Fx eşittir. Limit x 3'e soldan yaklaşsın. Bak şimdi. 3, 2,9 buraya uyuyor, aşağıya uyuyor. O zaman x kare gördüğüm yere ne yazacağım? Şu x, fx'i silelim. Demek ki burada arkadaşlar bak düşün x kare diyeceğim. 3'ün karesinden 9'dur bu. Peki sağdan limit almaya çalışalım şimdi. Bak şimdi. Bu a, b'yi boşalım. Limit x 3'e sağdan yaklaşsın. Fx eşittir limit x 3'e sağdan yaklaşsın. Şimdi 3,1 yukarıya uyuyor. X artı 2'yi alacağım burada da. O zaman bu da 3 artı 2'den elbette 5. Bu ikisi birbirine farklı olduğu için limit yoktur bu soruda. Bu kadar. Yani siz
Arkadaşlar limit alırken soldan limit ve sağdan limiti bulacaksınız. Peki neden hani birçok soruda soldan sağdan limiti almıyoruz, aramıyoruz? Onların sürekli olduğunu bildiğimiz için hani direkt yazıyoruz. Ona dikkat edin. Verilen bu fonksiyonda fonksiyonun eksi 5, 4 tam sayı aralığında eksi 5 ben küçük şey eksi 5'ten büyük 4'ten küçük yani dur bakayım yok eksi 5 6 aralığındaki hangi tam sayı değerlerinde limiti vardır mesela bak şimdi arkadaş eksi 1'de soldan limit 3 eksi 1'de soldan limit 3 sağdan limit eksi 1'dir. Bak. Eksi 1'e soldan giderken, eksi 1'e soldan yaklaşırken limit 3. Eksi 1'in sağdan limiti eksi 1'dir. O halde limit yoktur. Evet. Tamam mı? Şimdi sıfıra baktığımız zaman limit şu sayı yani. O da diyelim eksi 2 yani. Önemli değil. Şimdi biz olmayan yerleri buluyoruz zaten. Bak. 3'e soldan yaklaştığımda atıyorum limit eksi 1. Hani soldan yaklaştığımda. Sağdan yaklaştığımda da 1 gelmiş. Gene limit yok. İyi düşün. Şimdi 4'e soldan yaklaştığım zaman 4 sağdan yaklaştığım zaman gene 4. Demek ki 4'te limiti var. 5'te de var. 5'te de limiti var. 6'da da var. 7'de de var. Hep var yani. Ondan sonra devam mı edeceğim? Yani her değerde var yani. Eğer bu fonksiyon devam ediyorsa her değerde var yani. O 6, 7'de var, 8'de var. Çünkü sabit bu fonksiyon. Limiti var oralarda. İşte şey düşünün. Bu aralıkta hangi değerlerde yoktur diyelim. Hani öyle soralım. Eksi 1'de yok. 3'te yok. O kadar. 2 değerde yok arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Eksi 5'i sormuyorum zaten. Yani eksi 5'te büyük değerlerde soruyorum. Tamam mı? Var mı burada anlaşılmayabilir? Yok, tamam.